Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hoş geldin Mustafa. Saatli misin? Ve seni değerli jüri üyelerimizin yorumlarıyla baş başa bırakıyorum. Hanginizden başlasam diyorum ve Demet hemen mikrofonu eline aldı. Bülent Hanım belki konuşmak ister dedim. Şey, dombili diyorsunuz değil mi? Mustafa'ya da çok zayıfladı ya. İlk hafta geldiğinde harbiden dombiliydin be Musti. Evet. Ha? Güzel olmuşsun. Yaşar Aptekin'e benzemiyor mu sanki Bülent Hanım? Gençliğine benziyor. Sen ne zaman hata yapacaksın evladım? Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Çok güzel okudun. O yüzden oh. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serdar, senden de yorumunu alayım. Yani az önce Bülent Hanım lafın arasında bir kelime geçirdi. Şimdi çıkacak olan çocuğun da hata yapma şansı yok diye. Gerçi hatasız okudun. Bazı yerlerde belki nefes alıp verişlerinde belki bir tıkandın, bir nebze bir şey oldu. Yani nota hatan elbette yok. Orhan Gencebay, Bülent Hanım onlara bakacaklar. Ama ben sakın hani bestecisini hani Yusuf Nalkesen'e bir serzeniş olsun diye söylemiyorum. Senden daha güçlü sanat müziği eserleri okumanı bekliyorum kendi adıma. Çok eserimiz var. Hüzzam, olur Uşak. Olur mu öyle saçma şey? Bunu hemen düzeltmeni rica ediyorum. Evet, hemen. Söyleyin, hemen düzelteyim. Hemen. Yusuf Nalkesen çok Hayır. önemli bir bestekardır. Çok önemli bir bestekardır. Evet. Ve böyle bir şeyi böyle bir platformda benim olduğum bir yerde telaffuz edemezsiniz. Hemen düzeltin. Peki şöyle düzelteyim o zaman. Kendim Uşak makamına aşık bir genç olduğum için senden Uşak makamında şarkılar arzu ederim. Yusuf Nalkesen'e asla bir serzeniş değil diye başta söyledim. Yani bunlar manasız konuşmalar. Çok affedersiniz. Şimdi rahmetli, değerli, büyük bestekar için söylüyorsunuz. Ondan sonra Uşak makamı diyorsunuz. Bunlar yani birbiriyle hiç uymayan benzetmeler. Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Peki öyleyse puanımı vereyim. 10 puan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Orhan Bey. Büyük Üstad Yusuf Nalkesen Üstadımıza Allah gani rahmet eylesin. Türk musikisine son derece güzel eserler kazandırmıştır. Onunla gurur duyuyoruz. Şu anda notum, senin kredin de bizde büyük. Çok küçücük notlara takılmıyorum, 10 veriyorum evlat. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Siz? Çok düzgün okudunuz. A'dan Z'ye. A'sından Z'sine kadar fevkaladenin fevkinin de fevkindeydi. Şimdi değerli arkadaşım İzzet Yıldızhan da yazmış. Bülent Hanım çok güzel okuyor bu çocuk diye. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Yani doğru bir tanedir. Buyurun bakın ki kendisi Türk halk musikisinde çok önemli bir icrakar ama musikideki o baskılar tabii ki kulağa duyuyor ve buyurun ne diyor? Hakikaten haklısınız, bu çocuk çok düzgün basıyor, çok güzel okuyor diyor İzzet Yıldızhan. Efendim ben sizi tebrik ediyorum. Siz hocam. Çok iyi bir okuyucusunuz, sesleri perfect basan. Gözüne gözüne basan efendim bir elemansınız. 10 üstü 10. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ayrıca bu eserin çok önemli, çok büyük bestekarı rahmetli, çok kıymetli bir dostumdu, kadim dostumdu. İzmir'e gittiğim vakitte efendim çeşitli vesilelerle Ankara'da falan buluştuğumuz vakitte hep görüşürdük. Keşke Allah seviyormuş, yanına almış.
ama çok önemli bir bestekardı. Yattığı yerler nurla dolsun. Amin, inşallah. Amin inşallah. Efendim. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkürler. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Seni bugün biraz dolgun gördüm çünkü, çok özür dilerim. Yok yok. Tamam peki. Yok. O zaman çok teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyorum.